Bu konuda bir ben Fethullah Gülen ilk burada Türkiye'de kamuoyunun karşısına çıktığında 95'ti yanılmıyorsam bir iftar Polat Rönesans'ta Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı bir iftar vermişti. O sırada Milliyet Gazetesi'nde çalışıyordum ve onunla ilgili 2-3 gün üst üste yazı yazdık ve o sırada ben Gülen cemaatini Katoliklikteki Opus Dei tarikatına benzettim. Çünkü o sırada o tarihlerde yabancı dilden Fransızca özellikle Opus Dei ile ilgili kitaplar okumuştum. Orada bir İspanyol bir rahip kendi başına bir anlayış geliştiriyor. Kabaca şöyle söylenebilir. Seküler hayat süren insanların dindarlaştırılması. Yani Hristiyanlıkta, Katoliklikte din adamı olman için din okulunda okuman gerekiyor. Rahip olman gerekiyor ve sadece dinle uğraşman gerekiyor. Bunun Katolik kilisesini hayattan uzaklaştırdığını düşünerek şöyle bir formül geliştiriyor. Mesela mühendislere, doktorlara, öğretmenlere, gazetecilere vesairelere din eğitimi veriyor. Onlar hem mühendis hem rahip oluyorlar ya da rahip oluyorlar. Garip bir uygulama ve bu zamanla Vatikan tarafından da kabul ediliyor. Şimdi o işin bir boyutu. Bir diğer boyutu da Opus Dei İspanyolca konuşulan ülkelerde okullaşmaya gidiyor. Aynı bizim aynı Fethullah Gülen hareketi ilk başta Türk Cumhuriyetlerine gitmesi gibi. Latin Amerika'da özellikle okullar, liseler, üniversiteler açıyor ve buralarda iyi eğitim vererek buralara elitler yetiştiriyor. Benim o tarihte yaptığım 90'lı yıllarda yaptığım tarihte okuduğum bir Fransızca kitapta mesela Fujimori miydi? Bu Peru'nun devlet başkanı vardı. Japon asıllı. Sağcı bir devlet başkanı. Onun o tarihlerdeki kabinesinde Peru'da 4 tane bile Opus Dei üyesi bakan olduğunu söylüyordu. Şimdi benzer yani bu Fethullah Gülen'in yaptığı İslam da sınırlanabilecek ya da Türkiye ile sınırlanabilecek bir şey değil. Benzer çok örnek var. Cizvitlerde de var. Bir takım protestan hareketlerde de var vesaire. Burada da aynı şekilde ve Opus Dei uzun bir süre özellikle İspanyolca konuşulan ülkelerde bizim iç işlerimize karışıyor vesaire. Devlete sızıyor diye Latin Amerika ülkelerinde. Aynı süreç. Yani. Sağ partiler üzerinden özellikle sızan bir hareket. Şimdi benzer bir olayın geçenlerde Dışişleri Bakanı'ydı yanılmıyorsam Kırgızistan için söyledi. Kırgızistan'da da darbe yapabilirler dedi ve Kırgızlar da çok sert cevap verdiler. Daha önce 17-25 Aralık'ta hani o tapelerde neydi o ananas diyeceğim. Neydi o şey? Bu şey Afrika'daki O muhabbetlerde bir Azerbaycan meselesi geçti. Azerbaycan ordusunda var dendi mesela. Şimdi şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Gülen okulları gittikleri, var oldukları yerlerde belli bir kalitenin üzerinde eğitim verdikleri için ve buranın elitleri tarafından tercih edildikleri için, elitlerin çocukları tarafından ve bunlar otomatik olarak nasıl burada Robert College gibi ya da benim Galatasaray Lisesi falan gibi yerler diğerlerine göre birkaç adım daha fazla ileride başlıyorsa, Gülen okulları da birçok ülkede, bir Afrika'da, bir Asya'da özellikle birçok okullara göre birkaç adım önde başlıyor. Ve bunlar daha hızlı ilerleyebiliyorlar. Cemaat bir de tabii bunlar özel olarak da gelişmeleri için şey yapıyor, gayret sarf ediyor. Ve bunlar yarın öbür gün o ülkelerin önemli yerlerine gelecekler. Bu o ülkelerin devletlerini ele geçirmek anlamına gelmez. Yani bu çok aşırı bir şey olur. Ama ne olur mesela? Diyelim ki şu anda Türkiye'den yüzlerce, binlerce insan kaçıyor. Cemaatin insanları kaçıyor. Nereye gidecek bunlar? Ne yapacaklar? Yani sadece hani kaçmak yeterli değil. Ailece gidiyorlar vesaire. Nerede yaşayacaklar? Cemaatin okullarının zaten kadroları dolu. Hani o kadroları biraz daha şişirseler falan. Ama ne olacak? Ama diyelim ki herhangi bir ülke, bu bir Latin Amerika ülkesi olabilir, bir Afrika ülkesi olabilir. Cemaatin orada çok güçlü ilişkileri olur. Ve o güçlü ilişkiler sayesinde orada bir cemaat bir tür ne kurar? Getto kurabilir. Dokunulmaz. Çünkü gittikleri her yerde Cumhurbaşkanı Erdoğan onları takip ediyor. Bir yani. Lobi faaliyeti gibi mi olur? Tabii. Mesela evet. Şimdi son dönemde Afrika'da açılan o büyükelçiliklerin çoğu
cemaat okullarının etkili olduğu yerlere büyükelçilik açıyorlar ki onları dengeleyebilmek için. Eskiden şöyle denirdi, ya zaten orada Türk okulları var, açmasak da olur denirdi. Şimdi tam tersi, orada Türk okulları var, açmamız lazım diyorlar. Mesela Somali'ye Türkiye çok yardım yapıyor, Somali'deki okulları kapattırdı diye haber çıktı. Şimdi Türkiye'ye çok bağımlı olursa Somali bir ülkenin yönetimi kapatabiliyor ama birçokları da yani kapatmak istese bile kendi içerisinde birileri ya ne zararı gördünüz, ben de o okulun mezunuyum diyen bir yıl insan çıkabiliyor. Dolayısıyla burası bir nüfuz alanı cemaat için. Cemaat şu anda dünyanın her yerinde nüfuzu olan, etkisi olan, varlığı olan bir yapı.